Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte savunma sanayindeki güncel gelişmeleri ele alacağız. Sizlere bu gelişmeleri aktaracağım ama öncelikle biliyorsunuz TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen bir saldırı var. Bu saldırı ile ilgili birkaç kelam edip bölümümüze geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizin savunma sanayinde çok önemli bir yere sahip olan TUSAŞ'a yapılan haince, kalleşçe bir saldırı düzenlendi. Milli Muharip Uçak Kağan'ımızın, Hürjet'imizin, Hürkuş'un, Aksungur'un, Anka'nın ve birçok platformun yürütücülüğünü gerçekleştiren TUSAŞ çok stratejik projeler yürütüyor. Yerli ve milli savunma sanayimizin kalelerinden bir tanesi. Bu önemli kuruluşumuzun hedef alınması gayet anlaşılabilir tabii ki. Biz kendi kendine teknolojiyi geliştirmeye çalışan, başkasına muhtaç olmayan ve boyun eğmeyen bir ülke olarak bu teknolojileri geliştirmemiz tabii ki başkalarını rahatsız edecekti. Bu rahatsızlığın, bu Savunma sanayine ülkemize duyulan rahatsızlığın açık bir göstergesi olarak da gündeme geliyor. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. E, acımız büyük ancak millet olarak gücümüz, irademiz ve kararlılığımız çok daha büyük. TUSAŞ gibi kuruluşlarımızı hedef alan teröristler, kalleşler ve onları destekleyen karanlık güçlerin de niyetlerinin zaten farkındayız. Bunu biliyoruz ancak e, şunu unutmamaları gerekiyor. Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmedi ve eğmeyecek de zaten misliyle karşılık verildi o gece ve verilmeye de devam ediliyor. Kahraman güvenlik güçlerimiz bu hainlere karşı tabii ki tavizsiz bir şekilde mücadeleye devam ediyor edecekler de. TUSAŞ'ın ve savunma sanayimizin çok değerli personelleri Türkiye'nin bağımsızlık hedeflerine ulaşmasındaki çok büyük bir azimle çalışmalar sürdürülüyor. Onların cesareti, azmi bu mücadelede tabii ki en güçlü dayanağımız oluyor hep birlikte top topyekun bir şekilde. Asil milletimiz de tabii ki şunu biliyor ülkemizi ve halkımızın huzurunu tehdit eden hiçbir unsur bu topraklarda barınmayacaktır. Teröre karşı da zaten duruşumuz belli. Herhangi bir geri adım atmaya niyetimiz yok. Bizler bu teknolojileri geliştirmeyi, anlatmaya, gençlerimizi teşvik etmeye devam edeceğiz. Başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Bu şekilde bir giriş yapmak istedim bölümümüze. Şimdi savunma sanayindeki gelişmeleri el alarak bölümümüze devam edelim. Şimdi bölüm içerisinde geçecek olan gelişmelerin neredeyse tamamı Saha Expo Fuarı'ndan olacak. Çünkü bu fuarda birçok anlaşma gerçekleşti, birçok imza atıldı, birçok duyurular yapıldı, birçok gelişme gerçekleşti. Bu gelişmeleri sizlere bu şekilde aktaracağım. Öncelikle rakamlardan bahsedelim. Milyar dolarları gören sayılarda anlaşmalar, imzalar, projeler konuşuldu. Fuar boyunca 4.6 milyar dolarlık ihracat sözleşmeleri ki bunlar alt limitler yani bunlar sadece bilinenler toplanabilenler daha da üstü daha da fazlası gerçekleşmiş deniyor. 6.2 milyar dolarlık anlaşmaların da imzalanması söz konusu ki bu da yine alt limit çok daha fazlası imzalanmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde savunma sanayi şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç etti. Bu da çok ciddi bir rekora tekabül ediyor. Şimdi gelelim biraz daha detaylara. Hangi projeler konuşuldu? Tabii ki birçok proje konuşuldu. Birçok yeni proje duyuruldu. Çelik kubbeden başlayalım istiyorum. Şimdi çelik kubbe biliyorsunuz ülkemizin bekası, savunması için çok önemli bir proje. Burada ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akkol'un açıklamalarıyla başlayalım istiyorum. Şimdi Ahmet Akkol'un açıklamalarına göre artık teknoloji üretmenin aşamasındayız. Hisar ve siper projelerinde seri üretime geçtiğini söyledi. Yani eskiden biz bunları alan ihtiyacı olan bir ülkeyken artık bunları yapabilen seri üretime geçen hatta yurt dışına da ihraç eden bir ülke haline geldik. Çelik kubbenin pazarını doldurduklarını söyledi. Yani artık yapboz parçalarını yerleştiriyoruz şeklinde bir benzetme benzetmeyle e, bu projenin sürecini, gelişmelerini bu şekilde aktardı. Radarlar, hava savunma sistemleri, roketler, füzeler tüm sistemler artık entegre edilebilir, dizayn edilebilir, konumlandırılabilir şeklinde bir açıklamada bulundu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de sistemlerin önemine değindi. Tabii ki bu katmanlı hava savunma sistemi hatta sistemler sistemi denen bu çelik kubbe için işte Hisar A, Hisar O ve siper projelerinin ikinci fazına geçtiklerini söyledi. Bu projelerle birlikte tabii ki seri üretimde hız kazandığını söyleyebiliriz. Bunun yanında yine fuarın önemli isimlerinden, önemli firmalarından Arca var. Arca bu Saha Expo'nun ana sponsoruydu. İsmail Terlemez Arca olarak ağır kalibre mühimmat üretimine başladıklarını da açıkladı. Pazarda çok büyük bir eksiklik olduğunu fark ettik ve bu işe girdik dedi Terlemez. NATO kalibreleri ve eski Yugoslav kalibrelerinde üretim yapacaklarını da belirtti. Bu alanda Türkiye'de tek firma olduklarında vurgulayan açıklamalarda bulundu. Şimdi ihracat ve üretim kapasitesi ne peki bu Arca'nın? Ürettikleri mühimmatların hem Türkiye'de kullanılabilir hem de ihracat açısından avantajlı olmasına dikkat ettiklerini söyledi. Bunun yanında şu an 155 mm topçu mühimmatında büyük bir pazar açığı olduğunu belirtti ve bunun üstüne çalışmalara devam edildiğini hatta aylık üretim kapasitelerini 30 bin adede çıkardıklarını da duyurdu bu şekilde. Bunun yanında yine NATO müttefiklerine büyük miktarda mühimmat ihraç ettiklerini de söyledi Arca. Arca'nın yeni dolum hattı ve ortakları sayesinde de üretim kapasitesinin daha da artacağını öngörür. Hatta önümüzdeki yıllarda sektöre damga vuracaklarını da söylüyor Arca'nın yetkilisi. Gelelim Baykar'a. Sıradaki haberimiz Baykar'dan. Şimdi biliyorsunuz Baykar'la ilgili birçok video çektik, birçok testler konuştuk, birçok konu konuştuk. Fakat dikkat çeken bölümlerimizden bir tanesi BM100 ki büyük gelişmelerden bir tanesi de bu. Biliyorsunuz Bayraktar TB2 SİHA'da kullanılan motor yerli bir motor değildi. Fakat bu motoru millileştirdiklerini açıkladı Haluk Bayraktar. Haluk Bayraktar BM100 motorunun geliştirme faaliyetlerinin artık bittiğini ve seri üretime geçildiğini de duyurdu bu şekilde. Hatta biz bu motordan çok şey öğrendik. Bu motorun eksikliklerini artık çok iyi biliyoruz. Ona göre bir tasarım yaptık ve ona göre artık geliştirmelerimizi yapıyoruz. Seri üretimi de geçtiğin hatta bu şekilde duyurdu. Yılda 200 motora ihtiyaç duyduklarını belirtti Haluk Bayraktar. Bu sayede yıllık 6 milyon dolarlık bir tasarruf sağlanacağını da ifade etmiş bulundu. Baykar ayrıca Akıncı, Tiha ve Kızıl Elma projelerinde de kendi motorlarını geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. E yani artık Bayraktar ki Saha Expo'da standta da gördük artık tüm platformlarıyla gelmiş. Yani işte Akıncı TB2 bunları biliyorduk. TB3'ü tabi TB3 içeride değildi TB3. Dışarıda ayrı bir alan vardı diğer platformlar için. Orada Aselsan'ın çeşitli sistemleri, radar sistemleri vardı, mobil sistemleri vardı. baykar yine büyük bir standı vardı. Orada Akıncı, TB2, TB3 platformları vardı. Kızıl Elma içerideydi. Bunun yanında Aksungur dışarıdaydı. Ya yani sadece bu dışarıda olan platformlar için ayrı bir yer vardı. Dışarıda oraya ayrıca gidiliyordu. İşte bu dediğim gibi bu diğer projelerle birlikte de Baykar artık kendi geliştirmeye çalışıyor bütün alt sistemlerini. Hatta gimbal sistemleri de vardı orada. Gimbal sistemleri de geliştiriyordu. İşte dikey iniş kalkış yapabilen bir İHA da getirmişti. Zaten bunu da konuşuyoruz. Bu gibi platformların artık tamamıyla kendisi geliştirmek için e, yatırımlar yapan bir firma. Hatta hedefimiz aslında uzay Fergani bölümünde de konuşmuştuk. Bayraktar'ın zaten yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi de Fergani uzay. Burada uzayda takım uydular, işte yörünge transfer araçları bu konularda konuştuğumuz bölümlerimiz vardı. Bu gibi projeleri geliştirmeye hatta tamamıyla yerli bir şekilde yapmaya çalışan bir firma olarak Baykar çalışmalarına devam ediyor. Sağ Expo'da da zaten çok güzel bir standlara sahipti en son Akıncı, TİHA ve Kızıl Elma projeleri için kendi motorlarını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledik. Bu süreçte yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştireceklerini de söyledi. Ukrayna'da inşa edilen fabrikanın %80'inin tamamlandığı ve Ağustos 2025'te de üretimi hazır olacağını açıkladı Haluk Bayraktar. Kızıl Elma'nın seri üretimi ise gelecek yıl başlanacağını söyledi. Gelelim Aselsan'a. Yine Aselsan'da çok büyük bir standa sahipti. Sağ Expo'da yeni anti drone sistemlerini tanıttı. Korkut, Mukalemun yine damga vuran sistemlerden bir tanesiydi. Kangal ve Seda dediğimiz bir sistem vardı. Drone tehditlerine karşı geliştirilmiş sistemler bunlar. Korkut'a bakalım. Korkut zırhlı kara hedeflerine karşı geliştirildi. Bunu konuşmuştuk yine. Mobil birimlere büyük koruma sağladığını söyledik. Yüksek çözünürlüklü kameraları ve otomatik hedef tespit sistemleri de barındırıyor Korkut sistemi. Bu Kalemun ve Kangal sistemlerini yeni duyduk. Bu Kalemun sistemi GNSS aldatma yeteneğiyle drone tehditlerini etkisiz hale getiriyor. Hatta yine haberlerde gündem olmuştu. Bir ayıldız çizdirme durumu vardı. Bu platformun diğer dronlara Kangal askeri tesisleri drone saldırılarından korumak için tasarlanmış bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında TUSAŞ'a gelelim. TUSAŞ da yine çok güzel bir standa sahipti. Hürjet vardı standda. Bunun yanında Gökbey vardı. Kaan'ın küçük bir maketi vardı. Bu şekilde standa sahipti TUSAŞ. Çok güzel bir standtı bu. TUSAŞ ile ilgili yeni bir duyuru geldi. Bu duyuruda TUSAŞ Hürjet'in yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olan Hürjet'in ikinci prototipinin ilk uçuşunu 29 Ekim'de Ankara Kahraman Kazan'da gerçekleştirmeyi planladıklarını burada uçuşun gerçekleşeceğini söyledi. 2022 yılında ilk prototipin üretim ve montajına başlamıştı TUSAŞ. Hürjet'in modern aviyonik sistemleri ve yüksek performans özellikleriyle dikkat çektiğinde belirtmişlerdi o zaman. 2023'ten bu yana yüzden fazla uçuş gerçekleştiren biz yurt dışında da temsil eden Mısır'a da gitmişti. Hürjet'in Türk Hava Kuvvetleri'ne hem eğitim hem de hafif taarruz görevlerinde çok önemli katkılar sağlayacağını da bu şekilde belirtmiş olalım. Bunun yanında Atmaca füzesi için önemli sözleşmeler gerçekleşti. Roketsan ve Kale Arge arasında Atmaca Blok 1 dönem 2 için yeni bir sözleşme imzalandı. Meteksan savunma ile yapılan radar altimetre tedarik anlaşmasıyla da Atmaca'nın üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. 2009 yılında geliştirmeye başlandı Atmaca. Türk Deniz Kuvvetleri için yerli ve milli imkanlarla üretildi. Roketsan Atmaca için seri üretim sürecine geçti füze 250 kilometreden fazla menzil kapasitesine sahip. Bunu vurgulamış olalım. Atmaca aynı zamanda da düşük radar kesit alanı ve su yüzeyine yakın uçuş yapabilme yeteneğiyle de deniz hedeflerine karşı çok etkili bir saldırı kabiliyeti sunuyor diyebiliriz. Gelelim Milgen projesine. Makine kimya endüstrisi ile TAIS, OG ve STM iş ortaklığı arasında Milgen projesi kapsamında da Deniz Han Milli Deniz Topu tedari için sözleşme imzalandı. Bu sözleşme ile 4 adet 76 62 milimetrelik Denizhan Milli Deniz Topu tedarik edileceğini söyleyelim. Makine Kimya Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı bu adımın Türkiye'nin deniz savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini söyledi. Denizhan Milli Deniz Topu yüksek atış gücü ve hassasiyetiyle de modern savaş gemilerinin gereksinimlerini karşılayacak bir silah olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim STM'nin bomba haberine. Yine STM'nin de mükemmel bir standı vardı. Neredeyse tüm projeleri getirmişler. Denizaltılar, bunun yanında fırkateynler. Dışarıda da aslında STM 500'ü getirmişler. Direkt denizaltıyı dışarıya koymuşlardı o standda. İçeride olmayan, fuar alanının içinde olmayan dış tarafta farklı bir yerdeydi bunlar. Oraya getirmiş. Fuarda yeni tanıttığı ürünün adı STM Neta. Yerli imkanlarla geliştirdiği bu insansız otonom sualtı aracı, bunun adı STM Neta, saha expo fuarında tanıttı bunu deniz mayınlarını tespit etmek için tasarlanmış bir askeri ve sivil alanlarda kullanılacak ürün. STM Genel Müdürü Özgür Güler Yüz, insansız hava ve deniz platformlarının modern savaş alanlarındaki önemine vurgu yaptı ve bununla birlikte STM NETA'nın ilk görevini mayın tespiti olarak belirlediklerini açıkladı. Araç aynı zamanda 300 metre derinlikte çalışabilme kapasitesine sahip ve yüksek otonomi seviyesiyle dikkat çekiyor. Bu otonomi seviyesine değinmişken Son gün Selçuk Bayraktar'ın keynote konuşmasında T3 olarak bir yapay zeka modeli üstünde çalıştıklarını, bu motorun üstünde yapay zeka motoru üstünde çalıştıklarını söyledi. Bu da yine bizim diğer bölümlerimizde detaylıca konuşacağımız, birkaç bölümümüzde de değindiğimiz bir konu aslında. İlerleyen zamanlarda bu projenin de detaylarını sizlerle paylaşmış olacağız. Gelelim kara platformlarında neler yaşandı, neler hangi anlaşmalar imzalandı. Yine BMC'ye gelelim. BMC'nin de çok güzel bir standı vardı. Ayrıca yine BMC'nin de araçları dışarıda sergileniyordu. Bu Yine bu bahsettiğim dışarıda harici bir alanda tutuluyordu bunlar. Orada sergileniyordu. Altay tanklarında seri üretim aşamasına geçildiğini söyledi. 2025'te tank fabrikasının tamamlanmasıyla ilk Altay tankının teslim edilmesi planlanıyor. BMC yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı yerli motor projelerinin ulusal savunma sanayinin bağımsızlığını artıracağını belirtti. BMC'nin standında gördük işte Levent'i gördük. Batu motorunu ve diğer motorları gördük. İlk iki tankın test aşamalarının tamamlandığını ve şu an seri üretim sürecinde olduklarını da söyledi Tosyalı. Yeni Altay tankının ileri teknolojiye sahip olduğunu söyledi. Artık biz de zaten sabırsızlanıyoruz Altay tankını görmek için. Bugün bu gelişmeleri sizlere aktarmış olduk. Birçok konu konuştuk, birçok gelişmeyi aktarmış olduk. Tabii ki değinmediğimiz birçok anlaşma daha var. Bunları da ilerleyen zamanlarda sizlere aktarmış olacağız detaylarıyla birlikte. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı e yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.